Dün akşam gene bir facia. Gene şu kadar insan hayatını kaybetti. Yani ne desem bilmiyorum. Hiç kelimeleri nasıl dizdireceğimi, zihnimde nasıl bir yoğurma yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Allah-u Teala milletimizi, memleketimizi, insanlık alemini, İslam alemini bu tür felaketlerden korusun diye dua ediyoruz. Yani yapacak başka bir şey yok. İnsana kasteden her eylem bizim için merdüttür. Yani neticede bir planı, projesi, bir değeri filan olmayan insanlar böyle eline silah alıyor. Önüne geleni caddeden geçerken öldürmeye başlıyor yani. Yani arabanın içinde yaya yürüyen, kapıdaki işte bekçi, ne var ne yok hepsini öldürüp gidiyor işte. Bir sınır yok yani. Bir kategori yapamıyorsunuz yani. Herkesi tarayıp gidiyorlar. Halbuki Kur'an'ın anlattığı ölçülerde bir Adem bir aleme eşdeğerdir. Bir insanı bir can bir cihana eşdeğerdir. Bir insanı böyle fütursuzca öldürebilmek nasıl bir duygudur, nasıl bir iç hesaplaşmanın sonucudur, doğrusu anlayabilene aşk olsun. Ben hiç anlamıyorum. Sadece belki tarihin en nazik günlerinden geçmekte olduğumuz şu sıralarda bu milletin ayakta durması lazım gelen bir dönemde bir acıyı unutmadan hemen yenisi geliyor. Çeşit çeşit terör faaliyetleri maalesef, bir taraftan polisleri, bir taraftan askerleri, bir taraftan vatandaşları hedef alabiliyor. Allah bu terör faaliyetlerinin şerrinden hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Bir kişiyi olsun kurtarabilme duygusuyla hareket edebilmeyi milletimize, bütün görevlilere ihsan eylesin diye dua ediyorum. Tabi mesele yılbaşı, yıl sonu filan bilmem nesi olduğuna hiç inanmıyorum. Yani öyle yılbaşıydı, yıldibiydi. Mesele o değil. Mesele bu ülkede huzursuzluk çıkarmak işte yani. Burada bir terör faaliyeti ortaya koymak, bir güç gösterisinde bulunmak. Biz korunan bir yer bile olsa orayı da vururuz. Korum asker de olsa vururuz, polis de olsa vururuz. İstanbul'un göbeğinde de olsa vururuz. Yani mesele bu. Yoksa herhangi bir özel seçim olduğu kanaatinde değilim. Allah-u Teala muhafaza buyursun, daha uyanık olabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bugün itibariyle 2017, takvim itibariyle 2017'nin ilk günündeyiz. Bu yaşayacağımız yeni yılı, yeni 2017 tarihidir. Yani bunu kullanıyoruz hepimiz. Şimdi bunu deyince de hemen başlıyor bir grup. Bak işte yeni yılı kutladı bilmem ne. Böyle bir kutlama mutlama bizim literatürümüzde öyle bir şey yok. Bir şey kutladığımız yok. Yaşayacağımız yeni dönemi Rabbim hakkımızda hayırlara vesile kılsın diye dua ediyoruz. Bizim için bugünün dünden bir farkı yok. Bugünün yarından da bir farkı yok. Zaman açısından. Hani bir, böyle işletmelerde şey vardır. Yıl sonu muhasebe, bilançolar yapılır. Bence bir yıl bitti, bunun muhasebesini yapar akıllı adam. Değil mi? Bir yıl koskoca bir 12 ay demek. Bir yıl koskoca 52 hafta demek. Bir yıl koskoca 365 gün demek. Nihayetinde şu kadar saat demek yani. 365'i 24 ile çarpın, o kadar saat, dakikasını hesap edin. Ömürden bu kadar büyük bir zaman dilimi
geçti gitti. Bu şu demek, mezara yaklaşıyoruz yani, ölüme yaklaşıyoruz demektir. Geçirdiğimiz şu günlerde Allah-u Teala'nın bize hesabını soracağı bu hayatı nasıl yaşadığımızla ilgili bir muhasebe yapma durumundayız. Bu muhasebeyi yaşayacağımız günlerde daha dikkatli, daha duyarlı olabilme noktasında bir durum değerlendirmesi vesilesi olarak görürüz. Her yeni günü bıraktığımız güne göre daha hayırlı olsun diye dua ve niyazımızın konusu yaparız. Bu vesileyle de başlamış olan 2017 yılında daha Allah'ın rızasını daha çok kazanabileceğimiz zamanlar olsun diye dua ve niyazımızı yineleyelim. Böyle yılbaşı, yıl sonu, Noel, Moel bilmem ne filan, bunların bizim literatürümüzde genel geçer hiçbir kabulünün olmadığını da bu vesileyle beyan etmiş olayım. Böyle bir terör gibi bir şeyler olunca ben derse de doğru düz başlayamıyorum. Kelimeleri yetiştiremiyorum. Yani acayip canım sıkılıyor. Şimdi şu kadar ocağa ateş düştü. Şu kadar insan yaralı. Yani herkesin yüreği kanıyor. Yani böyle sıkıntılı bir dönemde çok rahat bir şekilde hadi derse başlayalım filan beceremiyorum bunu. Allah-u Teala yaralılara şifa ihsan etsin. Ölenlerin yakınlarına sabır ihsan eylesin. Milletimize de başsağlığı diliyorum. Rabbim bu felaketlerden tekrar ve tekrar hepimizi muhafaza buyursun. Dua ve niyazımı yineliyorum.